ettiği mağfireti, bereketi üzerinize olsun kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi olan mübarek Cuma günü hürmetine Yüce Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış azgınların, zalimlerin, insanlık düşmanlarının şer ve tuzaklarından Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Mübarek Cuma saati hürmetine Rabbim dinimizi, imanımızı, kitabımızı, sünnetimizi, vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı, milli ve manevi değerlerimizi, ülkemizi, alemi İslam'ı ve bütün insanlığı her türlü tuzaklardan, terörden, anarşiden, her türlü kötülükten, her türlü şer odaklarından ve şer üretenlerin şerlerinden Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim mübarek Cuma saati hürmetine dua bekleyen bütün hasta kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Dertli kardeşlerimize devalar ihsan eylesin. Borçlu kardeşlerimize helalinden kazanıp ödemeler nasip eylesin. İşsiz kardeşlerimize helal iş imkanları nasip eylesin. Maddi manevi sıkıntısı olup burada dile getiremediğimiz ne kadar sıkıntısı, derdi, ızdırabı olan kardeşlerimiz varsa Rabbim bütün kardeşlerimizin dertlerine çareler, şifalar ihsan eylesin inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek günlerde, saatlerde, zamanlarda dünya adına, ahiret adına, kabir adına istediği bütün nimetleri, bütün güzellikleri Rabbim bizlere de lütfeylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığındığı dünya belalarından, kabrin azabından ve cehennemin ateşinden bizleri de muhafaza eylesin. Dünya mutluluğuna vesile olacak, dünya ahiret mutluluğunu bizlere kazandıracak Rabbim hepimize sağlam, sahih bir iman, salih amel, Müslümanca bir hayat nasip eylesin. Dünyaya günahsız, tertemiz geldiğimiz gibi aklımızı doğru kullanarak, Kur'an ve sünnet rehberliğinde hayata Müslümanca bakarak, Müslümanca yaşayarak, temizliğimizi koruyarak, ölüm meleği kapımızı çaldığı zaman da dünyaya geldiğimiz gibi tertemiz huzura, bedenimizi, gönlümüzü, vücudumuzun organlarını, hayatımızı kirletmeden salih amel dosyalarıyla, tertemiz dosyalarla, yüzümüz ak olarak huzura kalbi selimle gidebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kimi yüzlerin bembeyaz olduğu, kimilerin de simsiyah olacağı Kur'an'ın ifadesiyle o mahşer gününde yüzleri bembeyaz olan, tertemiz olan kullarından eylesin bizleri de inşallah. Değerli kardeşlerim, mübarek Cuma saatinde dua ederken, vaazımıza başlarken vefa gereği Müslüman aynı zamanda vefalı insandır. Üzerimizde emeği olan çok ecdadımız var, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Kabir aleminde methun olan, misafir olan akrabalarımız var. Rabbim bu cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza kanlarıyla bu toprakları yoğurup bizlere miras bırakan şehitlerimize, gazilerimize, üzerimizde manevi emeği bulunan üstadlarımıza, hocalarımıza, anne baba, akrabayı talukat, kabir aleminde her kim varsa Rabbim bütün bu kardeşlerimize de mübarek Cuma saati hürmetine rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini cennet bahçesi eylesin. Kabir azabı içinde olan varsa onları da bizleri de inşallah Rabbim affeylesin. Amin ve selamun alel murselin ve selametun alel mu'minine vel mu'minat velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim kabul buyursun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbimizin davetine icabet ederek camilere koşan bütün kardeşlerimizden
Cuma'nın bu bereketinden yararlanmak isteyen bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, dünyaya duamızda da ifade ettiğimiz gibi tertemiz geldik. Fıtrata uygun Müslümanca bir hayat yaşayabilmemiz için Rabbimiz bizi rehbersiz, çaresiz bırakmadı. Önce doğru tercih yapabilmek için bizlere akıl verdi. Din akıl sahiplerine hitap eder. Akli melekelerini yitirmiş kişiler dini görevlerden sorumlu değildir. Onun için bir insanın dinen sorumlu olabilmesi için akıl bali olması gerekir. Tabi akıl da her zaman insana rehberlik etmede, doğruyu yanlışı bulmada yeterli olmuyor. Nefis devreye girer, insanı saptırır, yanlış şeylere götürür. Şeytan veya şeytanlaşmış insanlar insanın zihnine, gönlüne vesvese verir. Aklını doğru kullanmasına da engel olabilir zaman zaman. İşte Rabbimiz aklımızı doğru kullanabilmek için bize rehber olarak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş ve Efendimizle beraber de kıyamete kadar insanlığın ortak değeri olan temel kitabımız Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de bize dünya ahiret mutluluğunun yollarını göstermiş. Fıtratımızı nasıl temiz tutacağımızı, nasıl temiz bir hayat yaşayacağımızı, bireysel ve toplumsal planda nasıl davranacağımızı göstermek üzere Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. İşte Kur'an-ı Kerim bize dünya ahiret mutluluğunun yolunu gösteren rehberimizdir, temel kitabımızdır. O Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması ve yaşanması noktasında da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Yüce Rabbim görevlendirmiş, Efendimiz'i bize örnek göstermiş ve Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme, beyan etme yetkisini sevgili Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Rabbim vermiş. İşte değerli kardeşlerim, Rabbimin gönderdiği bu kitaba emir ve yasaklarını ihtiva eden ve bizden razı olduğu bir hayatı isteyen Rabbimizin gönderdiği din nedir? İslam dinidir. Allah-u Teala din olarak kıyamete kadar en son, en kamil, en mükemmel din olarak da İslam'ı seçmiştir. Ve eğer bu dine, İslam'a uygun yaşadığımız takdirde de Rabbimiz bize dünya ahiret mutluluğu vaat etmiştir. Dolayısıyla din Allah tarafından gönderilen ilahi kanunlar manzumesidir. Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar olarak dini doğru anlama konusunda noksanlarımız, ihmallerimiz, kusurlarımız var. Dini doğru anladığımız takdirde dinin ne olduğunu, dindarlığın nasıl olduğunu doğru anlayıp doğru algıladığımız takdirde Müslümanca bir hayat yaşarız. Ama bugün Müslümanların genel, dünya genelinde baktığımız zaman maalesef çok büyük oranda dini anlamada, algılamada ve yaşamada problemlerimiz var. Dini kabul eden, Müslüman olduğunu ifade eden kişilerin dindarlık anlayışında, algısında problemler. Allah'a ibadet ve kulluk konusunda ihmallerimiz, kusurlarımız var. Dolayısıyla konumuzu birazcık bu konulara ayıracağız. Değerli kardeşlerim, dinin özü iman, ibadet, ahlak ve muamelattır. Demek ki din nedir? İmandır. Allah-u Teala'ya hiçbir varlığı ortak koşmadan zatında, sıfatlarında, isimlerinde, iş ve icraatlarında ona ibadet ve kulluk ederken hiçbir varlığı Allah'a ortak koşmadan inanmak imandır. Ve iman esasları Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak nedir? İmanın temelidir. İman olmadan Müslümanlık olmaz. İman temeli olmadan, inanç olmadan kardeşlerim, insanlar güzel şeyler yapabilirler. Ahlak adına, insanlık adına, hak, hukuk adına. Onların ödülü dünyada kendilerine verilir. Yani iyi iş yapanların Allah-u Teala ödülünü verir. Ama bu güzelliklerin, yapılan işlerin ebedi hayatta kişiyi kurtarıcı olması için ne gerekir?
iman olması lazım. İmansız ahiret mutluluğu elde edilmez kardeşlerim. Onun için dinin özü nedir? İmandır. En çok korumamız gereken imanımızdır. Bir kamil bir insana biri gitmiş demiş ki, hırsız evime girdi, şu kadar paramı çaldı. O da geçmiş olsun demiş, teselli etmiş ve şöyle bir mesaj vermiş. Demiş ki, dua et de iman hırsızları imanını çalmasın. Maddi kayıplar telafi edilir ama kişi Allah korusun imanını kaybedince yapıp ettikleri hepsi gider. Çünkü iman temeldir kardeşlerim. Günümüzde de maalesef iman hırsızları da var. Kişinin imanını çalan, Allah'a ortak koşturan, Allah'ın seviyesine kendilerini çıkaran, hurafeler, batıl anlayışlar, batıl ideolojiler, batıl anlayışlar veya kendisini insan üstü ortaya koyanlar kişinin imanına zarar verir. Allah imanımızı görünür görünmez şirkten, riyadan korusun inşallah. Değerli kardeşlerim, dinin temeli imandır dedik. Ondan sonra nedir? İbadettir. İbadet, Allah'a ibadet diyoruz. İbadeti de ikiye ayırıyoruz kardeşlerim. Özel anlamda formal ibadetler, bir de genel hayatı kuşatan ibadetler. Özel anlamda ibadet bildiğimiz, vakti zamanı belli olan, mekanı belli olan, şekli olan, görünen ibadetler. Nedir bunlar? Namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır, kurbandır. Bunlar nedir? İbadet deyince genelde bunları anlıyoruz kardeşlerim. Peki din iman ve ibadettir dersek tam olarak tarif etmiş olur muyuz? Yine eksik kalır. Aynı zamanda nedir? Din ahlaktır. Dinin bizi ulaştırmak istediği yer nedir? Ahlaktır. Peki din, iman, ibadet, ahlaktır dersek dini tam olarak tarif etmiş olur muyuz? Yine eksik. Bir de muamelattır, hukuktur, adalettir. Dolayısıyla din deyince kardeşlerim dört unsuru beraber anlamak durumundayız. İman, ibadet, ahlak ve muamelat. İşte Müslümanların asıl problemi burada değerli kardeşlerim. Genel olarak söylüyorum. Allah hatamızı, kusurumuzu affeylesin. Noksanlıklarımızı idrak edip tamamlamayı nasip eylesin. Şimdi iman tamam. Zaten iman sağlam olursa hayat bütünüyle Müslümanlaştırılır. Müslümanca bir hayat yaşanır. İbadet. Şimdi kişi ibadet deyince sadece belli ibadetleri anlar da, tamam ben müminim, imanımın gereği olarak namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum, imkan bulursam hacca gidiyorum, kurbanımı kesiyorum. Peki ben dindar mıyım? Evet, buraya kadar dindar. Ama eğer bundan ötesi bireysel ve toplumsal planda hayatını Müslümanlaştırma adına ahlaklı olma, dürüst olma, hak duyarlılığına sahip olma, iş ve icraatlarında adil olma, helal anlayışına sahip olma, bu konularda eğer bir örnek kişilik ortaya koyamıyorsa İslami kişilik, bu insanın dindarlığı noksandır. Dindarlığı camiye hapsetmiştir. Belli zamana, belli mekana hapsetmiştir. İşte problemimiz de burada kardeşlerim. Maalesef Müslümanlar olarak hakikaten çok ciddi planda ahlaki kusurlarımız var. Hele hayata döndüğümüz zaman hukuktur, adalettir, hak anlayışıdır. Ticaretten sosyal hayata, iktisadi hayata, siyasi hayata hepsine kapsar kardeşlerim. İşte Müslümanlığımızı buralara taşıdığımız takdirde dini tam olarak anlamış ve yaşamış oluruz. Değerli kardeşlerim, bakın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde hayatın bütünüyle Müslümanlık alanını, İslam'ın kuşattığı bir alan olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerimelerde hocam hani dört tane madde saydınız. Din nedir? İmandır. Din nedir? İbadettir. Din nedir? Ahlaktır. Din nedir? Muamelattır. Peki bunları
Kur'an-ı Kerim bu şekilde ifade ediyor mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'in sayısız ayetleri var. Benim sık sık bu kürsüden okuduğum bir ayet var. Bir kere o hepsini kuşatıyor. Allah-u Teala sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere örnek gösterirken o ayetlerden birinde buyuruyor ki: "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin." Habibim, kullarıma de ki: "Benim namazım, benim haccım, kurbanım, diğer ibadetlerim, benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." Buradan ne anlaşılıyor kardeşlerim? Özel anlamda ibadetler zikredildi. Ama bir de hayatım Allah'a aittir dedi. Hayatın Allah'a ait kılınması ne demek kardeşlerim? Hayatımızın fert olarak, toplum olarak bütün alanlarında Allah'ın rızasına uygun yaşanması demektir. Aile hayatında Allah'a ait olmak ne demek? Karşılıklı hak, hukuk, sevgi, saygı, muhabbet olacak. Allah'ın emrettiği bir aile hayatı olacak. Komşuluktan sosyal hayata, ticari hayata, hayatımızın bütün alanlarında kardeşlerim, Allah'ın emrettiği, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde yaşarsak, hayatımızı Allah'a ait kılmışızdır. İşte Peygamberimizin hayatını Allah-u Teala bize böyle örnek gösteriyor. Şimdi bir başka ayeti kerime, yine bunu da sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bir ayet. Dinin iman, ibadet, ahlak ve muamelat, hukuk, adalet olduğunu vurgulamak için okuyorum bu ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala buyuruyorlar ki, Estaizu billah, Nisa suresinde وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ey kullarım, Allah'a hakkıyla kulluk edin, ona hiçbir varlığı ortak koşmayın. Bu ifade imanı ve özel anlamdaki ibadeti ifade ediyor. Allah'a kulluk neyin sonucu olur? İmanın sonucu olur. Kişi inanmadan, inanmadığı bir Rabbe kulluk eder mi? Etmez. Peki inanırken ne yapın diyor? Allah'a ibadet, kulluk edin ama ey kullarım, bunu yaparken hiçbir varlığı Allah'a ortak koşmayın. Burada dikkat ederseniz ayet-i kerimelerde hep Allah-u Teala şirke vurgu yapıyor kardeşlerim. Hatta bir ayetinde de inne şirke le zulmün azim. Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür. Alemlerin Rabbine, kainatın sahibine, her şeyimizi borçlu olduğumuz Rabbimize herhangi bir beşeri varlığı ortak koşmak en büyük zulümdür. Onun için Allah-u Teala bu konuda bizi uyarıyor. İmanımızı çok sağlamlaştırmak durumundayız. Tevhid akidesine aykırı olan anlayışlardan, batıl anlayışlardan, hurafelerden, kirli düşüncelerden imanımızı, zihnimizi, gönlümüzü arındırmak durumundayız. Ondan sonra ne buyuruyor? Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet edin. Peki ibadet özel anlamda neydi kardeşlerim? Zamanı, mekanı, şekli, rekatı, sayısı belli olan namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi ibadetler dedik. Burada ne ortaya çıktı? Din, iman ve ibadettir dedik. Hemen ahlak ve muamelat. Muamelat dediğimiz zaman da bunun içerisinde adalet var, hukuk var, hak var, dürüstlük var. Her türlü erdem, güzellik bunun içerisinde kardeşler. Şimdi devamındaki ayetin devamına bakıyoruz. Ve bil valideyni ihsana, ana babaya ihsanla muamele edin. İhsan kavramı kardeşlerim, her türlü güzelliği, her türlü kemalatı, her türlü kaliteyi, niteliği barındıran bir kavram. Efendimiz buyuruyor ki ihsan, her an Allah'ı yanında hissetmek, Allah'ı görür gibi ibadet ve kulluk etmek, Allah'ı unutmadan yaşamak. İhsanı böyle anlayınca Allah her zaman bizimle beraber olduğunu, her zaman yanımızda hissedince kardeşlerim ne olacak?
Müslümanın işine kalite gelecek, işini dürüst yapacak, güzel yapacak, işine hile katmayacak, bina yaparken binayı sağlam yapacak, bir teknolojik bir üretim yaparken onu sağlam yapacak, ticaret yaparken orada sağlam yapacak. Yani hayatın her alanında ne olacak? Yaptığı işin standardı neyi gerektiriyorsa o standarda uygun iş ve hizmet üretecek. Neyin sonucu? İhsanın sonucu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ihsan ahlaki güzelliği kapsıyor. İş hayatında, çalışma hayatında, insanın bireysel ve toplumsal hayatının her alanında en iyiyi, en güzeli ortaya koymayı kapsıyor. Şimdi Allah'a ibadet ve kulluktan sonra anneye babaya itaatin emredilmesi ve bunun da ihsanla yapılmasının istenmesi şu kardeşlerim. Hani diğer ayet-i kerimelerde de Allah-u Teala anneye babaya iyi davranın, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ, onlara öf bile demeyin, değişik uyarıları var. Ama bu ayet-i kerimede ihsanla muamele. Buradan şunu anlıyoruz. Anneye babaya zaten onların hakkını ödemek, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, evlat olarak, Müslümanlar olarak hepimizin anne babamıza karşı ortak görev ve sorumluluklarımız. Ama bunu emrederken Rabbimiz bir de ihsanla yapın diyor. Yani görevinizi yaparken yüzünüzü ekşitmeyin. Kızmayın, anne babaya bağırmayın, öf bile demeyin. Onların eziyetleri, sıkıntıları ne olursa olsun siz ahlakınızı, güzelliğinizi koruyun bu şekilde. Burada da değerli kardeşlerim, hem hukuk var hem ahlak var. Din nedir? İmandır, ibadettir, ahlaktır, hukuktur, muamelattır. Bütün bunlar beraber olduğu zaman bunları beraber yaşayan kişi dindardır, gerçek Müslümandır. Şimdi anne babaya, yani Allah'a ibadet ve kulluğun emredildiği bir yerde anneye babaya ihsanla muamelenin emredilmesi demek ki değerli kardeşlerim, aynı zamanda anneye babaya iyi davranmak da Allah'a ibadet ve kulluğun bir gereği olduğunu anlaşıyoruz. Burada da ibadet ve kulluğun özel anlamdaki tanımının dışına çıkıp hayatın bütününü kuşattığını anlıyoruz. Demek ki Allah'a ibadet ve kulluk hayatımızın bütün alanlarını kuşatması gereken bir mesaj veriyor bu tanımlarda bize. Böyle bir anlayış gerekiyor. Peki devamında yine ve bidil kurba, akrabalarınıza iyi davranın diyor. Yine demek ki Allah'a ibadet ve kulluğun gereği, dindarlığımız neyi gerektiriyormuş? Akraba hukukuna riayet etmeyi, akrabalara da ihsanla hem hukuki olarak haklarını ödemeyi hem de onlara iyi davranmayı gerektiriyormuş. Vel yetama, yetimler, yetimlere dikkat çekiyor Allah-u Teala Kur'an'ın değişik ayetlerinde. Bir insan yetim hakkını yiyorsa, yetimi horluyorsa, yetimin başını okşamıyorsa, yetimlere sahip çıkmıyorsa onun dindarlığı oraya taşımamış demektir. Dindarlığı eksik kalmış. Allah-u Teala ne yapıyor? Yetime de ihsanla muamele et derken hem haklarını öde, hakkını yeme, hem de ona da güler yüzle, tatlı dille muamele et, ihsanla muamele et diyor. Vel mesakin, fakirler, gayret ettiği halde iş bulamayan, çoluğunun çocuğunun rızkını geçindiremeyen, çaresiz kalan, aç kalan fakirlere Allah-u Teala dikkat çekiyor. Ben dindarım diyorsanız, ben iyi Müslümanım diyorsanız etrafınızdaki fakiri, yoksulu da unutmayın diyor. Yine burada da yıllardır bu ayeti okurum. İnan ki bu anlamda ilk defa dikkatimi çekti. İhsanla muamele, hem haklarını ödemeyi hem de onlara haklarını öderken rencide etmeden, onların şahsiyetini, onları küçültmeden, onlara zarar vermeden, işte bu sayılan sınıftaki insanlara
iyi muameleyi Allah-u Teala emrediyor kardeşlerim. Çok çok mesaj veriyor bu ayet bize. Vel cari dil kurba vel cari cunubi. Yakın komşuya, uzak komşuya iyi davran diyor. Yine neyin gereği? Başta emir neydi kardeşlerim? Ve abudullaha ve la tüşriku bihi şeyen. Allah'a hakkıyla kulluk edin, ona hiçbir varlığı ortak koşmayın. Ve Allah'a ibadet ve kulluğun bir gereği olarak, ibadeti kulluğu dar anlamın dışına çıkararak, geniş anlamda hayata taşıyarak, işte iman, ibadet, ahlak, muamelat, hukuk. Ne yapın? Yakın komşunuza, uzak komşunuza iyi davranın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, birisi geliyor, yaptığı ibadetleri anlatıyor. Ben iyi bir Müslüman mıyım diyor. Komşuna da sor diyor. Komşun da razıysa Allah katında da iyi Müslüman olursun. Yani burada ne oluyor? Sadece belli vazifeleri yapmakla iyi Müslüman olunmuyor kardeşler. Anne baba hakkı, akraba hakkı, yetim hakkı, fakir hakkı. Burada da komşu hakkı. Hem haklarını öde, haksızlık etme, eziyet etme. Hem de komşuna da güler yüzle, tatlı dille iyi muamele et diyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felâ yu'zi cârehu. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmez. Demek ki iman ne yapıyor kardeşlerim? Bir insanın imanlı olması, mümin olması, Müslüman olması neyi gerektiriyormuş? Komşusuna da eziyet etmemeyi gerektiriyormuş. İman hayatı yönlendiriyor. İman hayata bu şekilde hak olarak, hukuk olarak, ahlak olarak yansıyor kardeşlerim. Bununla ilgili de her biriyle ilgili söylenecek çok sözler var ama bütünü anlama adına geçiyorum kardeşlerim. Yine misafirlere, yolculara iyi davranın diyor. Ve ma meleket eymanüküm. Sorumluluğunuz altındakilerine de ihsanla muamele edin. Bu çok ayet-i kerime o kadar çok mesaj veriyor ki. Dedim ki sohbetimizin, vaazımın başında, dindarlığı tam anlasak hayatı çok güzelleştiririz. Ama dindarlığı eksik anlıyoruz. Belli alanlara hasrediyoruz. Hayata taşımadığımız için kardeşlerim, sıkıntılar var, kavgalar var. Huzursuzluklar var ailede, komşuda, akrabada, toplumda. Mahkemelerde insanlar birbirini süründürüyor. Neden? İşte sahip olduğumuz bu nimetleri hayata taşımadığımız için, dinimizi hayatımıza taşımadığımız için. Allah-u Teala buyuruyor ki sorumluluğunuz altında. Ayeti biraz geniş anlayacak olursak, mesela eşler birbirinden sorumludur. Erkeğe denir ki ne yapar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hanımlar Allah'ın bir emanetidir, onları koruyun diyor. Allah'ın bir emaneti olarak onları nikahladınız, helal kıldınız. Emaneti koruyun diyor. Tabi hanımlara verilen mesaj var, erkeklere verilen mesajlar var kardeşlerim. E şimdi Allah-u Teala kıyamet gününde eşlerin hakkını birbirinden soracak. Veya çalışma hayatı tabi hemen dikkat çekiyor. İşveren olarak sorumluluğu altında olan kimler var? Çalışanlar var. E onların emeğinden faydalanıyor. Hizmetinden faydalanıyor, üretiminden, ürettiğinden faydalanıyor. Ne yapıyor? E kazanıyor. İşte Allah-u Teala onun hakkını da korumayı istiyor. Hem hakkını ver, yani örnek olsun diye söylüyorum. Hem emeğinin hakkını ver, emeğini gasp etme. İş akdinin gereği neyse ona bağlı kal. Hem de sadece bakın, din neydi? İman. Sürekli tekrar ediyorum ki yanına, iman, ibadet, ahlak, muamele. Sadece hakkını ödemek yetmiyor. Bir de ona da insanca davran. Yani o da insandır, şahsiyeti vardır, ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Ne yapma? Şahsiyetini rencide etme. Güler yüz, tatlı dil. Elbette sorumluluklar tek taraflı değil kardeşlerim. Konumuz iş hayatı olmadığı için ama örnek verelim. Sorumluluğumuz altındakilere iyi davranmayı Allah emrederken diğerlerine de, çalışanlara da diyor ki aldığın maaşı, ücreti hak et. Senden istenen standartta iş ve hizmet üret.
İşine hile katma, güzel iş yap. İşte amir memur ilişkisi, doktor hasta ilişkisi, öğretmen öğrenci ilişkisi, kardeşlerim, hayatın bütün alanlarında Allahu Teala bize ne istiyor bizden? Kendisine ibadet ve kulluk yapmakla beraber inancımızın, imanımızın, ibadetimizin, kulluğumuzun gereği olarak tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi, anne babamıza, akrabalara, yetimlere, fakirlere, komşulara, yolculara, misafirlere ve sorumluluğumuz altındaki insanlara ihsanla muamele etmemizi bize istiyor. Ve ihsanla muamele etmemizi isterken de sadece diyor ki haklarını ödemeniz yetmez, bir de iyi davranacaksınız. Güler yüz, tatlı dil, güzel muamele, hüsnü muamele değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerime de gösteriyor ki din hayattır kardeşlerim. Din, iman, ibadet, ahlak, muamelat, din hayattır. Hayattan dini dışladığınız zaman ahlaki güzellikler ortada olmaz. Ha, inançsız insanın da ahlaki güzelliği olabilir kimi insanların. Ama bunun temeli olmaz. Bunun ahiret boyutu olmaz. Onun için elbette şimdi değerli kardeşlerimizden şu aklına gelen soru olarak olabilir. Zihinlere gelebilir. Hocam ya işte adam dindarım diyor ama yok. İşte biz de bunu anlatıyoruz kardeşlerim. Diyorum ki dindarlık hayata taşınırsa kişi dindar olur. İman, ibadet, ahlak ve muamelat hayatı kuşatan bütün güzellikler kişinin hayatına yansıyacak ki o zaman iman ve ibadeti de ahlak olarak, hak olarak, adalet olarak meyve vermiş olsun. Bakın Bakara suresinde bir başka ayeti kerimeye dikkatlerinizi çekiyorum. Allahu Teala Bakara suresi 177. ayeti kerime. İmanı, ibadeti, ahlakı, muamelatı yine içerisinde, bünyesinde barındıran bir ayet. Estaizu billah. Leysel birre en tuvelli vucuhekum kıbelel meşriki vel mağribi. Allahu Teala buyuruyor ki yüzünüzü sağa sola, şuraya buraya çevirmeniz iyilik değildir. İyilerden, salihlerden, gerçek kamil insanlardan, müminlerden olmak istiyorsanız şun özelliklere sahip olacaksınız diyor. Men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyin. Önce imanınız sağlam olacak. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygambere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye. İman temeli olmadan ibadet olmaz. Hayata dair ahirete uzanacak amellerin karşılığı olmaz kardeşlerim. Dolayısıyla önce iman, Allah'a hiçbir varlığa ortak koşmamak, meleklere inanmak, kitaplara, ilahi kitaplara ve Kur'an'a. Kur'an'a inanırken de inanıyorum demek değil. Onu hayata taşımak, okumak, anlamak ve yaşamak. Ahirete inanıyorum demekle kalmamak, ahirete inancını hayata taşımak. Yani bir ahiret var, bir hesap günü var. Toprağın altında verilecek bir hesap var. Mahşer günü var. Ahirete inanıyorsak ne yapacağız? Bunun etkileri hayatımızda olacak. Sağlam bir iman. Ondan sonra, bakın imandan sonra yeterli mi iyilerden olmak için? Salih insanlardan, kamil insanlardan, gerçek müminlerden olmak için yeterli mi? Ayet devam ediyor. Orada durmuyor kardeşlerim. Ve atel mâle alâ hubbihi zevil kurba vel yetâme vel mesâkîne ve ibnessebîl. Sevdiğiniz, çok helalinden kazanıp sevdiğiniz o malı sevginize, çok istemenize rağmen başkalarıyla paylaşmak, zekatını vermek, fakire, fukaraya, yetime, öksüze, efendim yolcuya, yolda kalmışa, miskinlere, fakirlere, yoksullara da vermek diyor. Demek ki iman, imandan sonra imanın gereği olarak ne olacak kardeşlerim? Kişi cömert olacak, paylaşım ahlakına, infak ahlakına sahip olacak. Bunları yaparken de riyakarlık yapmayacak, gösteriş yapmayacak. Allah rızası temelli olarak bu iyilikleri yapacak. Peki yeterli mi? Eksik olur. Ne dedik? Din, iman, ibadet, ahlak, muamelattır. Ve ekame salate ve ate zeka. Ha, dinin direği nedir kardeşlerim? Namazdır.
Bir insan müminse 5 vakit namazını kılacak. Burada bir hata, kusur, ihmal, eksik olmayacak. Zekatını verecek. Zekat, sahip olduğumuz helalinden elde ettiğimiz kazancın zorunlu olan miktarıdır. Onun dışında infak var. Cömert davranmak var değerli kardeşlerim, zekat verilecek. Bakın, hem iman esasları geldi, hem özel anlamda ibadetten burada zekat ve namaza yer verildi. Ondan sonra vel mufuna bi ahdihim iza ahadu. Akit yapıyorsunuz, sözleşme yapıyorsunuz. İman bakın buraya taşınması lazım. Kişi, her Müslüman kardeşlerim, kelime-i şehadet getirerek Rabbi ile bir iman akdi yapmıştır. Rabbi ile yaptığı iman akdine, iman sözleşmesine bağlı kalacak. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, akitlerinize bağlı kalın. Önce Allah'a karşı Müslüman yalancı olmayacak. Namazının her rekatında verdiği kulluk sözünü hayata taşıyacak. İmanını sürekli yenileyecek, imanını şirkten, hurafelerden, batıl anlayış ve ideolojilerden arındıracak. Allah'a yalancı çıkmayacak, Müslümanlığını hayata taşıyacak. Daha ne? Hani sözleşme yaptığınız zaman, söz verdiğiniz zaman karşılıklı onlara da bağlı kalır. Kim? Gerçek dindar, gerçek Müslüman, Allah'ın takdir ettiği salih insan, iyi insan ne yaparmış kardeşlerim? İman esaslarına bir kere tam olarak iman eder. Namazını dosdoğru kılar, temel ibadetleri yapar. Efendim, sahip olduğu helalinden elde ettiği kazancı yoksullarla, fakirlerle de belli oranda paylaşır. Yeterli mi? Bir de sözünen eri olacak. Akitlerine bağlı olacak. Allah'a karşı yalan söylemeyecek. Evlilik akdi, eşiyle evlilik akdi yaptı. Eşine af buyurun ihanet etmeyecek. Aldatmayacak. O evlilik akdini hayatının sonuna kadar sürdürecek, sadakat gösterecek, sevgi, muhabbet üzerine aile yuvasını devam ettirecek. Daha nerede? Her alanda. Ev sahibi, kiracı ilişkilerinde bir akit yaptınız, söz verdiniz, akde bağlı kalacaksınız. Ticari akitlerde birbirinize aldatmayacaksınız, hile yapmayacaksınız kardeşlerim. Bütün bunlar. Daha neler var? Ve sabirine fil be'sa ibtara ve hinel be's. Sıkıntılı zamanlarda, darlık zamanlarında, yoksulluk zamanında bir de sabır var kardeşlerim. Sabır bir ibadettir geniş anlamda. Onun vakti de böyle sıkıntılı zamanlarda olur. Çok istediğiniz zaman bir şeye kavuşamadınız. İşte orada sabır ibadeti devreye girer. Ağrınız, acınız var. Bütün tıbbi çarelere başvurdunuz. Hastalık devam ediyor. İşte orada sabır. İnnemâ yüveffe sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Sabredenlere Allah sınırsız ödül verir buyuruyor. Veya sevdiğiniz eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız, ahirete uğurladınız, kaybetmediniz, uğurladınız. Çünkü kaybolmuyor. Diğer alemde onlar bekliyorlar. Değerli kardeşlerim, işte burada da Allahu Teala gerçek Müslümanın sabırlı insan olduğunu, sabrettiğini ifade ediyor. Ulaike ellezine sadaku ve ulaike humul muttakun. Diyor ki gerçek doğrular, dürüstler, sadıklar onlardır. Takva sahipleri onlardır. Kimmiş? İman. Bakın burada değerli kardeşlerim, vaazımızın başında dedik ki din imandır, ibadettir, ahlaktır, muamelattır. İşte bu ayeti kerime de hepsini cem etti. İman var burada. Özel anlamda, formel anlamda ibadetler var. Namaz, zekat gibi diğer ibadetler. Efendim, ahlak var. Sözünün eri olacak, kişi yalan söylemeyecek. Muamelat var, hukuk var. Akde bağlı kalacak. Değerli kardeşlerim, onun için bir insanın dindarım diyebilmesi için inancı, tevhid akidesine bağlılığı olacak, şirk koşmayacak. Özel anlamda ibadetlerini tam yapacak. Ahlaki güzelliğe sahip olacak ve Müslümanlığı hayatın bütün alanlarına taşıyacak kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Şuabül İman diye hadis kitaplarında imanın şubelerini sayıyor Efendimiz. Onlar arasında kardeşlerim başında kelime-i şehadet, kelime-i tevhid geliyor. O imanın gövdesi ibadetlerdir.
ve ondan sonra sayıyor 70 küsur, 60 veya 70. Müslüman kardeşinizle karşılaştığınız zaman cimri davranmayıp selam vermeniz, tebessümünüz diyor, o imanın bir yansımasıdır. İslam bu işte. Yolunu şaşırmış birine rehberlik etmeniz, adresi doğru göstermeniz Allah katında o imanın bir şubesidir, ahlaki güzelliktir. İşte dindarlığın göstergesidir. Yoldan geçerken imatatul eda ani tarik, yoldan geçerken insanlara zarar veren maddeleri yollardan kaldırmak imanın bir gereğidir, Müslümanlığın bir gereğidir. Şimdi değerli kardeşlerim, o kadar çok şey sayılıyor ki. Mesela günümüzde yoğun trafikte, trafik akışı, insanlar hakkı olmadığı halde şerit ihlali yapıyor, kırmızı ışıkta geçiyor, efendim birinin önüne haksız yere geçiyor veya park edilmemesi gereken yere otosunu, arabasını park ediyor. Hani nasıl Müslümanlık bu? Efendimiz buyuruyor ki, imanın bir gereği olarak yollardan engelleri kaldırmak da imanın bir şubesidir. İşte değerli kardeşlerim, bütün bunlar bizim Müslümanlığımızın sınandığı alanlardır. İmanımızın, ibadetlerimizin bu alanlara da yansıması gerekir ki bir insanın gerçek anlamda dindarım desin. Ticarette müşterisini aldatmayacak, insanları aldatmayacak, insanların hakkını, hukukunu ihlal etmeyecek. İnanç, iman, ibadet, ahlak, muamelat, hak anlayışı, adalet anlayışı. Efendimiz yine İnsanlar arasında adaletle hüküm vermeniz de imanın bir gereğidir, sadakadır, dindarlığın bir göstergesidir buyurur.